arkadaşlar. Bugün lazerli uygulamasıyla kısa bir yürüyüş yapmak istedim. Çalıştığım kurumdan çıktım ve şimdi bir kafeye gidip kahve içeceğim. Espresso Lab isimli kafeye gidip kahve içeceğim. Buraya daha önce bir kere gitmiştim. Buradan bir kere daha. Lazerli uygulamasıyla dediğim gibi kısa bir yürüyüş yapmak istiyorum. Şimdi uygulamamızı açalım. Google MLV sayfası. Ponte Scamezone. Google Lazerillo. Bizim kurumumuz açıldığı anda keşfetme modu da açılıyor. 1868. Sokak. Keşfetme modunu kapatmıyorum çünkü zaten tekrar açılacak. İzlenme modunu açmam gerekecek uygulamayı takip edebilmem için. Telekom eksi, Güney Tire eksi, Mersin Akdeniz Telekom. Yürüyüş modunu da takip edebilmem için. Kabuller, sekme 2/4. Şimdi. Seçilir. Arkadaşlar bu arada bu uygulamayı GSU ekran okuyucusuyla kullanamadım. Konum al dediğimde almıyordu. Sanırım TalkBack'te en verimli şekilde çalışıyor bu uygulama. Şimdi al koyuncak. Yıldız tak. Espresso. Favorilerimi daha önce kaydetmiştim ben bu noktayı. Yukarı git düğme. Favorite düzenle düğme. Yer paylaş. Espresso olan Mersin. Şimdi uygulama noktası. Nerede olduğunu gösteriyor. 12 saat yönünde. 12 saat yönünde 456 metre diyor. Bu yeri izle. İzlemeye değil. Başlatmamız gerekiyor. Yürüyüş modunda yine bu saat yönüne mesafeyi görmemiz için. Hemen başlatalım. İzleme başladı. Havukçu nokta 77 metre ile kuzey arasında. Şimdi yine ekrattaki şeyleri söylüyor. Gideceğimiz yerin adresini söylüyor burada. Düşüm atışı olarak diyor. Yürüyerek gidin. Yürüyerek gidin diyelim. Hedefiniz 456 metre ile güney batı arasında. Bir uygulama seçin. Bir uygulama seçin. Lazerli'yi seçeceğiz. Google Maps, düğme. Lazerli'yi seçeceğiz. Bunları da seçebiliriz ama ben Lazerli'yi ile denemek istiyorum şu an. Lazerli'yi. Google Maps'ı seçtiğimiz zaman da uygulama izleme modunda oluyor. Yine nerede olduğunu hedefini söylüyor. Mağaza ve hizmet 1.86 metre ile batı arasında. Start VOBULT-ING. Şimdi burada İngilizce oluyor. Yani yürüyüş modunda yol tarifleri İngilizce. Umarım bir gün Türkçeleşir bu. Ama çok da ileri bir İngilizcesi yok. Başlatalım. Keşfetmeyi durdur. 100 metre ile güney arasında. Evet, şimdi keşfetmeyi... Yolane Pointing Batı. 1801. SK. Adlı yerden 1801. Sokaktayım şu an. SK. Hedefine batı yönünde ilerleyin. Batı yönünde ilerleyin diyor. Doğru. Batı zaten yönümüze batıya doğru şu an. İlerleyelim. Arkadaşlar bu arada bu uygulamayı başlatmadan önce bu edge panelleri denilen yere pusula uygulamasını ekleyip pusulayı kalibre etmemiz gerekiyor ki telefon yönünü doğru bulsun. Çünkü uygulama telefonun pusula yönünü kullanıyor. Anladığım kadarıyla önüme araba çıktı. 58 metre. Şimdi 58 metre ilerleyelim. Bakalım ilerleyelim, devam edelim. Burası şu an bulunduğum sokak. Kaldırımda olmadı bir sokak. Etrafta arabalar var, motorlar var, her şey var. Yani çok şey bir sokakta yürümüyorum şu an. Araba da gelebiliyor sağdan soldan. Kaldırım yok çünkü. Kaldırımlar işgal edilmiş durumda. Mağaza ve hizmet bank malzemeleri 146 metre ile batı arasında. Etraftaki şeyleri söylüyor. Bir arkadaşlar uygulamayla ilgili bir noktayı daha söyleyeyim. Bu uygulamanın bir hatası. Bunu geliştiricilere yazdım. Umarım düzeltirler. Ama uygulama konum yenileme kısmını doğru yapamıyor arkadaşlar. Hep başlangıç konumumuza gösteriyor. Hani bizi doğru yürütüyor. Hedefiniz 444 metre ile. Kendi içerisinde yeniliyor bir şekilde. Ama hep başlangıç noktasında gösteriyor. Hatta deneyelim. Bizim kurum umarım bu sefer öyle olmaz. Espresso Lab Mersin, uzaklık, neredeyim, düğme. Neredeyim diyoruz arkadaşlar. 1868. Sokak 33.140 Yenişehir konumunda. 1868. Continue 42 metre. 1868. Sokak 33.140 Yenişehir, uzaklık 440 metre 12 saat yönünde. Evet, uygulama şeyi doğru gösteriyor. Gideceğimiz konumlarda onu doğru gösteriyor ama bazen sokağı karıştırıyor. Telekom eksi, Güney Tire eksi, Mersin Akdeniz. Böyle hatalar yapıyor arkadaşlar. Bu belki de benim telefonumla alakalıdır bu arada. Benim telefonum biraz eski bir telefon. Samsung Galaxy A51 kullanıyorum. Oktay eczanesi 96 metre ile kuzey doğu arasında. Android kullanmaya da yaklaşık 3 hafta önce başladım. Evet arkadaşlar, 33 metre kaldı diyor. 33 metre daha ilerleyin diyor. Sonra döndürecek bizi. Yani doğru gösteriyor şu an yürüyüş modunda. Doğru gidiyoruz. Ama önüme arabalar çıkıyor. Dubalar çıkıyor. 98 metre ile kuzey doğu arasında. Her şey var. İnsan dışında. Devam ediyoruz. Yine araba çıktı önüme. Yönünde sola dönün. Evet şimdi sola dön dedi. Burada sola dönüş bulmam lazım benim. Sola dönüş olacak birazdan. 1801. sokaktan 1804. sokağa döneceğiz. Bakalım. Devam ediyoruz. Şunları geçelim.
Burada da mazgallar var. Dönebileceğimiz bir nokta arıyorum şu an. Banka Türkiye Finans Bank nokta 78 metre ilgili arasında. Ben dönebilirim herhalde. Dönülüyor mu ki? Dönülür herhalde. Bir dönüş var gibi. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi 1804. sokağa da geçtik. Şu an Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndayız. Biraz daha yürüyüp konumumu tekrar yenileyeceğim. Bakalım uygulama bu sefer konum yenilediğimde doğru konumu söyleyecek mi bana? Eksi, güney tire eksi Mersin Akdeniz telefon müdürlüğü Yenişehir nokta 114 metre ile Güneydoğu arasında. Şimdi yürüyüş moduma bakalım. Bakayım. Keşfet. Continue 259 metre. Evet. Doğru gösteriyor. Eski ve solan Mersin. Uzaklık 392 metre 12 saat yönünde. Bu da doğru gösteriyor. Neredeyim? Düğme. Neredeyim? Konum alınıyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 218'de. Doğru gösteriyor. 33.140 evet. Yenişehir konumundasınız. Konum biraz geç yeniliyor. Ben bundan önce iPhone kullanıyordum. Orada Voice Fix'te kullanıyordum. Hani Voice Fix uygulamasına göre bu biraz konumu geç yeniliyor ama yeniliyor yine de. Hani birkaç, bir en fazla bir dakika, iki dakika gecikiyor o konuda. Şimdi devam ediyoruz. Bize ne kadar metre yürüyün diyor. 251 metre. Devam edelim. İmleç bunun üzerinde kalsın. Mağaza ve dinlet 1.47 metre ile kuzey batar. Yalnız bu uygulamayı açarken ve kapatırken dediğim gibi benim ilk başta pusulayı etkinleştirmem gerekti. Pusulayı kalibre etmem gerekti ve kapatırken de arka plan teşekkür ederim. Arka plan uygulamalarını önce arka plandaki aktiviteleri bitirmem gerekti. Yani arka plandaki çalışan uygulamalardan lazerliği kapatmam. Ondan sonra uygulamayı kapatmam gerekiyor. Eğer arka planda çalışan uygulamaları kapatmazsam, yani arka planda çalışan uygulamalardan lazerliği aktivitesini durdurmazsam, lazerliği kapatsam da açtığım zaman o benim lazerliği kapattığım yerde kalıyor. Yani diyelim ben lazerliği kapattım. Ondan sonra biraz yürüdüm. Ya da başka bir yere gittim arabayla. Uygulamayı tekrar açtım. Uygulama benim ilk uygulamayı kapattığım yerde kalıyor. Eğer arka plan aktivitesini durdurmazsam uygulamayı kapatmadan önce. Uygulamanın böyle bir sıkıntısı da var. Teşekkür ederim. Bu şu an yürüdüğüm yerde hep arabalar var. Teşekkürler. Hep kaldırımda arabalar var. Esnaflar kaldırımı işgal etmişler. Çok aşırı kötü bir kaldırımda yürüyorum şu an. Umarım başka bir şey çıkmaz önüme. Araba, duba, motosiklet her şey çıkıyor. Abdur Öncak'ın yasayı nokta 132 metre ile batı arasında. Etraftaki yerleri söylüyor uygulama. Ya uygulamanın bazı sıkıntıları var dediğim gibi. Ama bence gayet kullanılabilir. İmlecimizi kontrol edelim. Continue 201 metre. Evet 201 metremiz kalmış. Devam edelim. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde. Arkadaşlar gideceğim yer Kuşumata Sokağı'nda. Mersin'de yaşayanlar veya Mersin'le ilgisi olanlar bilir Kuşumata Sokağı'nı. Buranın meşhur sokaklarından birisi. Bu arada uygulama etraftakileri söylüyor. Siz duyuyorsunuz bunları. Ben devam ediyorum şu an. Yani bu uygulamanın problemlerini uygulama geliştiricilere yazdım. Umarım düzeltirler. Şubat'ın 8'inde de YouTube'da bir canlı yayın yapacaklar. Her ayın daha doğrusu 8'inde artık canlı yayın yapmaya karar vermişler. Lazerli uygulamasının geliştiricileri. Bu canlı yayınlarda da bu yapacakları canlı yayınlarda da uygulamanın kullanıcılarıyla, son kullanıcılarla konuşacaklar anladığım kadarıyla. Ben de bu canlı yayınla ilgili formu doldurdum. Ayrıca mail attım problemlerle ilgili. Umarım bu uygulamayı daha kullanılır bir şekle getirebiliriz. Çünkü uygulamanın mantığı çok güzel. Evet, 163 metremiz kalmış. Bir de şeye bakmak istiyorum. Saat yönüyle nerede uygulama? O da yenileniyor mu? Neredeyim?
Espres olan Mersin, uzaklık 284 metre 12 saat yönünde. Evet, o da kendini yeniliyor. Keşfet, continue 157 metre. 157 metre, devam edelim. İmmeç burada kalsın. Bana göre bir görme engelleri için olan bir navigasyon uygulamasının en önemli şeylerden biri, hatta bence en önemli şey, uygulamanın kuş bakışıyla bizim nerede olduğumuzu ve gideceğimiz pozisyonun kuş bakışı yönünde nerede olduğunu göstermesi. Yani saat yönünde veya sağ, sol, ön, arka gibi yönlerde. Ben saat yönlerini daha sağlıklı buluyorum. Saat yönleri daha fazla yer ifade edebiliyor. O yüzden ön, arka, sağ, sol gibi bağlı yönlerden daha sağlıklı buluyorum saat yönlerini. Uygulamada da bunun ayarı var zaten. Hani ben uygulamanın detaylı bir incelemesini yapmıyorum şu an. Sadece yürüyüş modunu kullanıyorum diye bunu anlatmadım. Önünde motor var. Şu motorlar olmasa hayat çok daha güzel olacak. Devam ediyoruz. Evet, etraftaki yerleri söylüyorum. Aslında etraftaki yerleri söyleme modu, hani daha önce iPhone'da Blind Square vardı, hala da var, kullananlar, bilenler bilir. Hani onun kadar fazla yer söylemese de yine etraftaki yerleri söylüyor arkadaşlar. Belki fazla yer söylememesinin nedeni de telefonun fazla konuşup rahatsız etmemesidir. O da olabilir yani. Ki bence mantıklı. Blind Square fazla konuşuyordu. Biraz rahatsızlık veriyordu. Şimdi devam ediyoruz. Bu neymiş? Araba. Evet arkadaşlar. Güneşli bir hava var Mersin'de. Yürümek şu an çok zevkli. Seviyorum böyle tek başıma yürümeyi, böyle navigasyon uygulamalarıyla. 1326. Bilmediğim yerlere gitmeyi daha çok seviyorum aslında. Hani yeni yerler keşfetmeyi falan. Şimdi devam ediyoruz. Şimdi tekrar bakayım imlecim ne halemde. İmlec ne gösteriyor? Aa evet. 91 metre kalmış. Ondan sonra bizi döndürecek. Continue 91 metre. Şimdi yerimizi tekrar bir yenileyelim, konumumuzu. Neredeyim diyelim. Espres olan Mersin. Neredeyim? Düğme. Konum alınıyor. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 288. Tamam. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı 200. Cadde Eczanesi noktayı. Neredeyim? Şimdi saat yönüyle. Uzaklık 211 metre 11 saat yönünde. Evet, bu da kendini yeniliyor. Keşke. Şu an bir soru yok arkadaşlar. O yenileme problemi bazen ortaya çıkıyor. Ne kadar ilerleniyor? Continue 87 metre. Mağaza ve hizmet denizleri kapandısı noktada. Continue 87 metre. Continue 87 metre. 87 metre diyor. Devam edelim. Restoran Göktel Kampı'nın noktada 94 metre ile güney arası. Bu neymiş? Direk. Bunun sol tarafından geçeceğiz. Tabela direğiymiş bu. Sol tarafından tamamdır. Hedefiniz 203 metre ile güneybatı arasında. Continue 78 metre. 78 metre. Batı arasında. Buradaymış. Continue 63 metre. Ha. Burada bir tezgah. Burada bir sürü var bunlardan. Şu an bulunduğum cadde aktif bir yer. Batı çok aktif bir yer. Aktif bir yere geldim ve her yerde esnaflar var, dükkanlar var. Kıyafet mağazaları var. Oyuncakçılar var. Zaten Lazarillo da bir kısmını söyledi. Yalnız mesela Voice Lista kullanırken iPhone'da ne kadar sıklıkla nereleri söyleyebileceğini filtreleyebiliyorduk. Bunda da böyle bir şey olsaydı çok daha güzel olurdu. Bunu da uygulama geliştiricilere belirtebiliriz. Yani uygulamalar, bu tarz uygulamalar arkadaşlar bizim geri bildirimlerimizle gelişir. Hani bahsettiğim Voice Lista uygulaması da o şekilde gelişti zaten. Uygulamada da ilk başta hiçbir şey yoktu. Onun bir WhatsApp grubu vardı, WhatsApp beta grubu. Orada hala ben de varım mesela. O uygulamada kullanıcıların geri bildirimleriyle gelişti. Hala da gelişmeye devam ediyor. Lazarillo'nun da böyle olacağını düşünüyorum. Hani bizim attığımız maillerle, geri bildirimlerle gelişecek. Banka Denizbank 116 metreyle zaten bu tarz uygulamalar ihtiyaca binaen gelişir. Yani ihtiyaç
neyse ona göre geliştirilmeli. Lazello'nun uygulama geliştiricileri de henüz istenen kadar olmasa da ilgili insanlar. Arkadaşlar bakalım İmleç ne diyor bize. 18. Caddesi yönünde sola dön. Şimdi sola dön diyor. 18. Keşfetmeyi vurdu. Sola dön diyor. Karşıya geçin diyor. 4 dakika. Tüm açıklamalara bakın. Türk 18. Keşfetmeyi vurdu. Espresso olan Mersin. Uzaklık 146 metre 11 saat yönünde. 11 saat yönünde diyor. Tamam. Neredeyim? Düğme. Karşıya geçmemiz gerekiyor. Şimdi karşıya geçeceğiz. Birini bulalım, yardım isteyelim arkadaşlar. Şu an yapmamız gereken şey bu. Kaya geçirden geldik. Buradan karşıya geçeceğiz. Restoran görsel kampanyasında. İyi günler. Kim ne diyor arkadaşlar? İmlecimizi tekrar kontrol edelim. Keşfetmeyi durdu. Keşfetmeyi durdu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. B400 yönünde sağa dönün. Tüm açıklamalara Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. B400 keşfet. Espresso lan. Şimdi biraz ilerleyeceğim arkadaşlar. Ne zaman? Keşfetmeyi durdu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. B400 yönünde sağa dönün. Ne kadar ilerleyin diyor arkadaşlar. Evet, konum şimdi yeniledi kendini. Tüm açıklamalara bakın. Ruhlu Espresso lan. Mert. Tüm... Hedefiniz 125 metre güneye kadar. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Keşfetmeyi dur. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. B400 yönünde sağa dönün. İlerleyin diyor arkadaşlar. Biraz daha ilerleyin. Yatta ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve 4. Yatta kavşağı. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve 18. Yatta kavşağı. Otobüs durağı nokta 76 metre ile güneye batarız. Evet, devam ediyoruz. Kontinüe 127 metre. Kaç metre diyorum? Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Onu söylemiyor arkadaşlar. Burayı yazmamış yani. Hani imleç göstermiyor ne kadar gitmemiz gerektiğini. 125 metre 12 saat yönünde. Ama 125 metremiz kalmış. B400 yönünde sağa dönün. O da herhalde 122 metre dedi. Uygulama doğru yönlendiriyor aslında ama bazen konumları şaşırıyor. Evet, burada yine karşıya geçmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, karşıdan geçtik. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı. Var sıkıntı yok. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve 18. Yatta kavşağı nokta 7 metre ile güzey arasında. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve 18. Karşıdan geçtik. Telefon çalıyor bir dakika. Kontinüe 111 metre. Eski restoranı vegetarian nokta 11 metre ile güzey arasında. Bakalım uygulama bana ne diyecek. Biraz sol yap baba. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ ol. Bu kaldığım da baba. Aynen, direkt gidiyorum. Restoran falan usta kampanya noktayı 4 metre. Bu kaldığım da baba arkadaşlar. Burada da bir sürü şey var. 104 metre. 104 metre diyor. Devam edelim 104 metre. Hedefiniz 100 metre ile Cumhurbaşı arasında. Hedef 100 metre gösteriyor. Uygulamamıza 104 metre gidin diyor. Bakalım ne olacak. Birazdan kendine gelir. Biraz uzun sürüyor konum alması dediğim gibi. Belki benim telefonumla alakalıdır. Ama konumları yenilemesi biraz uzun sürüyor uygulamanın. Böyle sıkıntıları var bu uygulamanın. Yani düzeltilmesi gereken noktalar var ama götürüyor yani. Hani konumları yanlış söylese de sağa sola dönüşleri doğru söylüyor. O konuda bir sıkıntı yok. O yüzden gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Önünde ne var? Etrafından dolanalım. Yine bir tabela var. Tabela buraya. Burada başı. Teşekkür ettim, eyvallah. Devam edelim. Banka Halkbank nokta 82 metre ileride doğu arasında. Banka Delikbank nokta 82 metre ileride arasında. Kontinüe 74 metre. Kaç metre dedi? 74 metre dedi galiba. Evet, 74 metre. Keşfetmeyi durdu. Kulaklık düğme takıyorum normalde ama şu an siz daha iyi duyuyorsunuz. 71 metre. Evet, 71 metre dedi. Şu an imleç gösteriyor nerede olduğunu, nereden dönmemiz ne kadar gitmemiz gerektiğini. Banka Akbank noktayı. Şeyi ne kadar gösteriyor saat yönüyle. Kuş bakışı olarak ne kadar gidiyor. Espresso'dan Mersin, uzaklık 79 metre, 12 saat yönünde. Evet. Keşfetmeyi durdu. Evet arkadaşlar, şu anki gösterim doğru gibi. Abi biraz daha sağ. Tamamdır. Biraz daha sağ. Tamam.
Şimdi 10 metre sonra bir tabela olacak. Tamam tamam. Mağazan teşekkür ederim. Tabela var yine. 10 metre sonra dedi. Sıkıntı yok. Devam edelim. Sağdan geçelim şöyle. Restoran Göksel Kantoni noktayı 9 metre ile doğu arasında. Tabelayı gördük arkadaşlar. Tabelaya geçiyoruz. Kaldırımda insan dışında her şey var. İnsanlar dışında her şey için yapılmış. Neyse devam edelim biz. Eczanesi noktayı 2 metre yakın arasında. Bu restoranı vegetarian nokta 25 metre ile doğu arasında. Evet, uygulamamız kendini yeniledi. Kaç metre diyor? Bakalım. Keşfetmeyi. Continue 35 metre. 35 metre diyor. Devam edelim. Arada bir telefona bakmak için duruyorum. İnsanlar da karıştırdığımı zannediyorlar. Hani yolumu şaşırdığımı ya da kaybettiğimi zannedip restoran kazan usta yardım etmeye çalışıyorlar. Bazen de bunu hiç haber vermeden yapıyorlar. O da gerçekten çok sinir bozucu. Kuşmata Sokak ve Gazi Mustafa Kemal Bey. Evet, Kuşmata Sokağı dediğim yere geldik şu an. Devam edelim. Uygulama bize dön diyene kadar dönmeyeceğiz. Şu an uygulama kendini çok güzel yeniliyor. Hani arada bir olan sorunlar. Yönünde sola dön. Yaşanma. Evet, sola dön diyor. Aradığınız yeri solda göreceksiniz diyor. Şimdi bakalım ne kadar... Kuşmata Sokağı yönünde sola dönün. Evet, şimdi sola dönüş olacak. Anladığım kadarıyla biraz daha yürüdüğümüzde otobüs durağı nokta 20 metre ile doğu arasında. Ama sola dönün dediği yerden direkt sola dönmememiz lazım. Yani biz sola dönüş bulacağız. Eskiye sola Mersin nokta 44 metre ile güney arasında. Kaç metre diyor? 4 metre diyor. Eskiye sola Mersin uzaklık 44 metre 9 saat yönünde. 9 saat yönünde diyor. Tam solda yani. Tam solda. Şimdi bakalım sola dönüş var mı burada? Burada yok arkadaşlar. Sola dönüş bu ana kadar devam edeceğiz. 44 metre diyor. Uygulamanın sevdiğim bir yönü, neredeyim tuşuna bastığımız zaman saat yönündeki konumu tamamen doğru olarak yeniliyor. Benim için önemli olan şey de bu. Şimdi devam ediyorum burada. Evet, sanırım burada bir sola dönüş var arkadaşlar. Yol geç ama sola dönüş de var burada. Şöyle dönelim. Evet, sola dönüşümüzü bulduk arkadaşlar. Sola döndük. Continue 43 metre. Mağaza ve hizmet deniz hızı pastan. Kaç metre diyor, kaç metre ilerleyin diyor şimdi. Keşfetmeyi dur. Continue 42 metre. 42 metre diyor. 42 metre ilerleyelim. Kuşmata Sokak ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağı nokta 6 metre ile güney batı arasında. Burada başka bir hedefimiz 30 metre ile güney doğu arasında. Şey var, mağaza var. Continue 37 metre. 37 metremiz kaldı. Bakalım bizi uygulamanın şey gideceğimiz yerin tam kapısına götürecek mi? Uygulamamız. Dediğim gibi arkadaşlar uygulama birkaç sıkıntı dışında gayet kullanılabilir bu uygulama. Yani gayet sağlıklı ve verilerini de Google haritalardan aldığı için güncel, sürekli güncel kalıyor. Mesela diğer uygulamalarda benim daha önce kullandığım iPhone'daki uygulamalar açık kaynaklı haritadan aldığı için güncel değildi. İzleme bitti. Evet, izleme bitti arkadaşlar. Eskiye sola Mersin hedefine ulaştınız. Ulaştınız diyor. Saat yönlerine gösteriyor bakayım. Keşfetmeyi dur. Vegetarian uzaklık 72 metre 9 saat. Keşfetmeyi dur. Artık izlemeyi bitirdi bu. Ama çok az kaldı anlamına göre bu. 4-5 metre kaldı. Görüntülemek için üç parmakla dokunma hareketini ve evet burası. Zaten burası arkadaşlar. Tam yerine getirmiş bizi. Evet, uygulamamız bizi başarıyla gideceğimiz yere getirdi arkadaşlar. Şimdi uygulamayı kapatmayı da göstereceğim. Bu kaydı bitirmeden önce. Restoran çünkü bu önemli. Bunu yapmazsak dediğim gibi uygulamayı kapattığımız konumda kalıyor. Eğer arka plan aktivitesini durdurmazsak. Ana sayfa düğme. Mesela ben şimdi uygulamayı kapatırım. Aktiviteyi durdurmam.
Sonra bir arabaya da dolmuş evlerin bir yere giderim. Uygulamayı açtığım zaman tekrar beni gitmeden önceki buradaki şu anki konumuma getirir. Hani yeni konumumu anlas. Donanım, düğme. Etkinleştirme. Şimdi yapalım bunu. Ana ekran. Eskiden solak versin. Diğer seçenekler. Ara. İki öge arka planda aktif. Şimdi arka planda aktif. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Arka plandaki etkinlik. Lazer ile git. Durdur. Düğme. Lazer ile durduruyoruz arkadaşlar. Arka plandaki etkinliği kontrol etme. List. Lazer ile bir durdur. Bu durduruldu. Samsung yakalama. Bu da Samsung yakalama. Bu Samsung'un ekran kaydetme. Etkinleştirme. Ana ekran aracıydı. Ara, şimdi tuş, tekrar şimdi lazerlerin üzerine gelip uygulamayı kapatıyoruz. Kapat, bir düğme. Detay daha var arkadaşlar. Eğer bu lazer uygulamayı kısmını kapatmasak bile arka plan aktivitesini bitirdiğimiz için buraya tekrar tıkladığımızda uygulama tekrar açılır ve konumumuz yenilenir. Bunu da söylemiş olayım. Kapat, uygulamayı düğme. Kapatıyoruz. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. Ama uygulamayı kapatmadan önce şimdi buraya bastığımda bu kayıtta kapanacak. Umarım güzel bir kayıt olmuştur. Etkinleştirmek için iki kez son kapatalım. İşlemler. Etkinleştirmek için iki kez dokunun. İşlemler. Etkinleştirmek için iptal, kapat listede. Uygulamamızı kapattık arkadaşlar. Ana ekran, umarım, sayfa bir dönüyor. Umarım faydalı bir kayıt olmuştur. Benim için güzel bir yürüyüştü. Keyif aldım bu kaydı yaparken. Hepinize mutlu günler diliyorum.